Ne oldu lan öyle? Oğlum ne oluyor lan böyle? Neyse arkadaşlar, bir dakika, girişimi yapmayı unuttum. Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Şimdi bugün sizlerle beraber her zaman böyle erkek arkadaşlarını kandırmış kadınlara bakacağız ve onların hikayesini anlatacağım. Çok sıra dışı şeyler var, gerçekten acayip hikayeler var. Bence sonuna kadar izleyin. Ve ayrıyetten de bu videonun sonunda da 1 Nisan'da ne yapacağımla ilgili çok küçük bir şey anlatacağım. Birkaç tane bilgi vereceğim. O yüzden videonun sonunda da lütfen izlemeyi unutmayın. Şu sıralar bir erkek arkadaş bulmak veya bir kız arkadaş bulup onunla buluşmak ve ilişki yapmak gerçekten çok kolay oldu, internet sağ olsun. Eskiden insanlar arkadaşları aracılığıyla olmadan sevgili olamıyordu bile. Ama insanlar her zaman internette veya dışarıda görüldükleri gibi olmuyorlar. Bunu anlamak, söyledikleri yalanların farkına varmak bazen yıllar bile alabiliyor. 11 adamla kadın gibi giyinip evlenen adam, fiziksel sorunlarını saklayan bir kadın. Şimdi size karşı cinsini kandıran kadınlar ve bir tane de erkek ama kadın gibi görünüp karşı cinsini kaldıran ve 11 tane erkekle sevgili olan adamın hikayesini anlatacağım. Ve onun yanında da neredeyse bir düzine kişi var. Ama şimdi sakin olmanızı istiyorum. Birçok kişi diyecek ki hani neden kadınları dolandırıcı gibi göstermeye çalışıyorsun falan. Bulduğum içeriğin konusu buydu. Kadınlarla ilgiliydi ama sakin olun. Arada da bir tane de erkek var. Yani ben kadın düşmanı bir erkek falan değilim. Öyle düşünmeyin. Tina Kilborn. Yakışıklı bir adam Tina Kilborn'un kasabasına, yani Alaska'daki Kodiak adasına gittiğinde Kilborn çok heyecanlanmıştı o adamı görünce. Bu yüzden adam onunla konuşunca kızın ağzından kelimeler çıkmıyordu heyecandan. Bu yüzden adam onu sağırsansın diye vücut dili kullanmaya başlamıştı. Abi inanabiliyor musun, hani adamın yanında heyecanlandığın için bir anlık kelimeleri yutuyorsun ve adama bir anda ben sağırım diyorsun vücut diliyle. Ama ne yazık ki tüm derdimiz bu değil. Aslında Kilborn çok iyi bir şekilde duyuyordu. Sonra 9 ay boyunca adamı sağır olduğuna ikna etti. Hatta bunun için ailesini ve birlikte çalıştığı insanları bile kullandı. Bunlar sevgili olmuştu. Bir ara adam balık tutmaya gittiğinde ayrıldılar. Ama buna rağmen Kilborn adama hiçbir zaman doğruyu söylemedi. Yani ayrıldıklarında bile adam hala onun sağır olduğunu sanıyordu. Yani böyle acayip garip bir durum var ortada. Michelle Zipp. Arkadaşları tarafından tanıştırıldıktan sonra Michelle ve erkek arkadaşı hayatlarının sonuna kadar birlikte olacaklarını düşünüyorlardı. Ya da sadece erkek arkadaşı öyle düşünüyordu. Birkaç ay sonra Zip kansere yakalandığını öğrenmişti. Ondan sonra erkek arkadaşı krediler çekip 40 bin doların üstünde para topladı ve tedavi için kullandı. Ama sonradan ortaya çıktı ki kız tamamen sağlıklıymış ve nişanlısını kandırıyormuş. Sonralarında hemşire gibi davranıp telefona mesajlar atıyormuş ki erkek arkadaşı hala bu yalana inansın. Ama adam daha sonradan kadını numara yaparken yakalamış ve onu aldatma hırsızlığından mahkemeye vermiştir. Ve bunun üstüne Michelle Zip hapishaneye giriyor arkadaşlar dolandırıcılıktan. Hani düşünsene, erkek arkadaşından para koparmak için ben kanserim diyorsun ve böyle bir şeyi ona kullanıyorsun. Onun duygularıyla oynuyorsun. Eğer biri bana böyle bir şey yapacak olsaydı gerçekten süründürürdüm ben onu ya. Kate Hennigan. Erkek arkadaşı bulmak zor olabiliyor bazen. Ama başından beri bir erkeği sizde olması için yalanlarla doldurmak daha da zordur. Kate zorla anlamış olsa bile zorla bulduğu erkek arkadaşına yalan söylemesi yerine doğruyu söylemesinin daha iyi bir şey olduğunu öğrendi. Hennigan oğlanla ilk tanıştığında ona profesyonel bir basketbolcu olduğunu söylemişti. Ve bunun iyi bir fikir olabileceğini düşündü. Asıl problem Kate'in daha önce hayatı boyunca hiç basketbol oynamamış olmasıydı. Yalanı ortaya oğlan onu çocuklar için olan bir basketbol maçına çağırdığında ortaya çıktı. Sevgilisi ona pas atınca topu tutmak yerine suratını yedi ve bayıldı. Sonra zaten her şey ortaya çıktı. Bu olayın üstüne erkek arkadaşı bu kadına ne yaptı bilmiyorum. Ama abi düşünsene, ben profesyonel bir futbolcuyum ya da basketbolcuyum diyorsunuz erkek arkadaşınıza veya kız arkadaşınıza. O da sizi böyle bir etkinliğe çağırıyor ve hiçbir alakanız bile yok söylediğiniz şeyle. Bayılıyorsun topu tutmak yerine. Abi ne kadar utanç verici bir şey ya. Chanel Omari. İngiliz Patriot hayranı olan adamı tavlamak için Chanel Omari ortaya bir yalanla birlikte geldi. Takımın oyuncusu Tom Brady'nin saç bakım uzmanı olduğunu söyledi adama. Ama aslında kızın arkadaşı Avi aslında Brady'nin saç bakımcısıydı. Yani mesela diyor ki ben şu A takımının B oyuncusunun saç bakım uzmanıyım ama aslında öyle bir şey yok. Doğrusu kendi arkadaşı o A takımının B oyuncusunun saç bakım uzmanı. Arkadaşına bu yalanı söyleyince o da maç için 2 tane VIP bilet bulup Omari'ye verdi. Erkek arkadaşı tam Tommy Brandon ile tanışma fırsatı bulunca Omari bir anda ona işten çıktığını söyledi ve bu konudan ona bahsetmemesini istediğini söyledi. 5 yıllık beraberlikten sonra bile erkek arkadaşına hiçbir zaman doğruyu söylemedi. Yani düşünsene, bir yalan söylüyorsun, tam yalan ortaya çıkacak, başka bir yalan söylüyorsun. Aradan 5 yıl geçiyor, ayrılıyorsun ama hala doğruyu söylemiyorsun. Peyton Benedict.
Sadece Nijeryalı 25 yaşındaki Peyton Smenedey'in iki erkek arkadaşı yoktu. Aynı zamanda onlardan biriyle sahte bir şekilde evlenmeye çalışıyordu. 2004'te erkek arkadaşlarından biri ondan ayrıldı ama o ayrılan adamdan hamile kalmıştı. Bebeği doğurdu ama 2016'da çocuğunu hiç görmeyen adama ondan bir oğlan çocuğu olduğunu söyledi. Ama doğan çocuk kız çocuğuydu. Adam da eğer oğlunu getirirse onunla evleneceğini ve mutlu olacaklarını söyledi. O da diğer erkek arkadaşının komşusunun çocuğunu kaçırıp onu evlilik dairesine götürdü. Ama çocuğun annesi çocuğunun yok olduğunu fark edince polisi aradı ve olay karıştı. Adamla evlenemediler ve Benedict çocuk kaçırmaktan hapse girdi. Abi düşünsene, iki tane erkek arkadaşın var, birinden hamile kalıyorsun, adam seni terk ediyor. 2 yıl sonra diğer erkek arkadaşınla hala berabersin, çocuk sanki onunmuş gibi gösteriyorsun. Ama gidip senden kaçan erkek arkadaşına diyorsun ki senden bir oğlan çocuğum oldu. O da sana diyor ki o zaman gel çocuğu bana göster, evlenelim diyor. Sen de komşunun çocuğunu kaçırıyorsun abi, hikaye ya, bildiğin pembe dizi yemin ederim. Miao Santao, Miao Santao. Tamam, söyleyemedim. Özür dilerim. Şimdi bu kadının anlayışına göre 11 sevgilisinin olması gerekliydi ve bu normaldi ona göre. Ama asıl sorun bu kadının, yani erkeğin kadın gibi giyinip bu adamlardan para almasıydı. Sonra bu kişi internette para ve hediye karşılığında milletin kız arkadaşı oluyordu. Hatta bu adamlardan biriyle evlenmişti ve biriyle daha evlenmek üzereydi. Ama sonunda yalanı ortaya çıktı. Erkeklerden birinin ailesi onun oğullarını dolandırdığını ve ondan 3000 dolara yakın para aldığını polise söylediğinde. Polis bu kişinin evine gidince Sangao yerine kadın kıyafetleri ve iç çamaşırları buldular. Bunun üstüne de Sangtao hapse girdi dolandırıcılıktan. Abi nasıl bir kafa ya? Düşünsene, erkek adamsın, kadın gibi giyinip erkekleri kandırıyorsun. O kandırdığı erkeklerin de gözü artık ne kadar döndüyse bir şey diyemiyorum bu olay hakkında ya. Yep, I know, I'm terrible. Bir kadının partnerine söyleyebileceği en büyük yalan hamile olduğudur. Aynı zamanda doğum kontrol hapı aldığını söyleyip almaması da aynı şeydir. İnsanlar Mumsnet ismindeki sitedeki bu Yep I Know I'm Terrible isimli kişiyi görünce çıldırdılar. Bu kadın bir yıldır erkek arkadaşından hamile kalmaya çalışıyordu ve doğum kontrol hapı aldığını söylüyordu oğlana ama almıyordu. Siteye oradaki doktorlardan tavsiye almak için girmişti aslında. Çünkü erkek arkadaşının haberi olsun istemiyordu. Ama sitede psikologlar dışında hiç kimseden bir tavsiye alamadı. Gerçekten insanlar çok fazla değişik bir kafa yaşıyor. Angela Maria Diaz. İnternet ilişkiyi çok farklı şekilde değiştirebiliyor ve şekillendirebiliyor. Ama Angela Marie burada bir puan önde tabii ki. Angela kocasıyla evde olduğu sırada kocasının eski sevgilisinden tehdit mesajları alıyordu. Yani Michelle Hadley'den. Kadın polislerle iletişime geçti ve Michelle Hadley hapse girdi. Ama daha sonra Angela'nın bir dünya dolusu yalan söylediği ortaya çıktı. Kocasının eski sevgilisini hapse sokmak için söylediği yalanlar. Angela kocasının eski sevgilisini sapık şeyler yapıyor gibi gösteriyordu sağda solda. Ama bunu yapan Angela'ydı. Yani bu kadını sapık şeyler yapıyormuş gibi gösteriyordu kocasının ondan soğumasını sağlamak için. Onun adına saçma sapan şeyler yapıyordu. Baktı bu şeyler olmuyor. Fake bir maille kendine tehdit mesajları yolladı ve o kadını suçladı. Michelle Angela'nın planı ortaya çıkınca serbest bırakıldı. Ama bu sefer Angela 20 yıllık hapse girdi. Terry Aspin. Terry Aspin 6 yaşındayken sol ayak küs parmağının ameliyat ile aldırmıştı. Ama büyüdüğünde bile ayağındaki ameliyat izi hiç geçmedi. 16 yaşındayken erkek arkadaşıyla tanıştı ve birbirlerine aşık oldular. Ama çocuk kızın ayağını hiç görmemişti. Şimdi 19 yaşındalar ama ilişkilerinin 2 yılı boyunca çocuk kızın ayağını hiç görmemişti. Sonradan Terry Aspin'in tümör ile mücadele ettiği ortaya çıktı. Yürümeyi bırak, ayağı bile kalkamaz hale geldiği için garsonluk işini de bırakmıştı. Başta sıkıntı çıkmış olmasına rağmen kız arkadaşının ayağındaki o tümörü aldırmayıp onu aldırması için ona destek olmuştur. Yani kız oğlana ayağında tümör olduğunu söylemeye utanmıştır. Çünkü tümörü çok çirkin bir şeymiş. Bu yüzden oğlana hiç bahsetmemişti bu olaydan. Hani oğlan ondan soğuyacak, onu bırakacak diye. Ama yalan ortaya çıktığında bile koca yürekli sevgilisi onu bırakmamış. Gail Newland. Yıllardır her zaman olan kadınların erkek bulmak için estetik olup makyaj yapımını bilirsiniz. Ama bu hikayeler hiçbir zaman iyi bitmez. Gail Newland'ın hikayesinde yalan söylemesinin iyi bir şey olmadığının kanıtıdır. 2015'te Gail Newland bir kadını kandırıp kendisinin erkek olduğunu söylemiştir. 2 yıllık ilişkilerinde Gail, Kyle adında bir erkek olduğunu söyleyip durmuş. Hatta yapay bir pipisi bile varmış. Her birlikte olduklarında sevgilisinden gözünü kapatmasını isteyip durmuş. Ve Gail daha sonra kadını kandırmaktan ve onun psikolojisini bozmaktan hapislik olmuştur. Abi bakar mısın olaya ya? Kadın ben erkeğim diyor ve yapay bir tane pipisi var. Abi inanamıyorum ya. Cidden bu şeyler beynimizi allak bullak etti. Hem sizin hem benim beynimi allak bullak etti, biliyorum. Ama şimdi de çok az bir şekilde 1 Nisan'dan bahsedeyim size. Arkadaşlar şimdi benim içeriklerimi az çok hepiniz biliyorsunuz. Hani
Ben sürekli tepki üzerinde yürüdüm bir dönem. Bir dönem bu şekilde bilgi videolarında yürüdüm, challenge videolarında yürüdüm, günlük vlogda yürüdüm. Hepsini de gerçekten eğlenerek yaptım. Ve son zamanlarda siz de görüyorsunuz, görüntü kalitesi olarak kendimi profesyonelleştirme fırsatını yakaladım. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Hani kendi video montajlarken profesyonel bir şey montajlamak çok hoşuma gidiyor. Ama yaptığım videolarda hani ne kadar fazla edit yapabilirim ki, ne kadar daha fazla güzelleştirebilirim ki diye bunu düşünüp durdum. Ve sonradan bir karar aldım. 1 Nisan'dan itibaren, hani bunu şey olarak anlamayın, hani 1 Nisan'da şaka yaptım diye bir video atacak kadar da çocuk bir şey değilim. Öyle velet bir kanal da değilim. Kendime belirlediğim tarih 1 Nisan çünkü önümüzdeki ay 1 Nisan'a denk geliyor ve ben ayın 1'inden itibaren böyle şeyler yapmak istiyorum. Hani 1 Nisan'dan itibaren yeni bir sayfa açmak istiyorum. Eskisi gibi videolarım olacak mı? Olacak ama her zaman olmayacak. Mesela ben tepki videosunu haftada 1 yapıyorum. Bilgi videosunu haftada 2 yapıyorum değil mi? Bu daha da fazla azalacak. Ama olmaya devam etmeyecek mi? Olacak. Onun yanı sıra yemin ederim, hani bak kendim bile inanamıyorum şu sıralar yaptığım editlere, yaptığım şeylere. Harika mı harika şeyler gelecek arkadaşlar. Harika şeyler yapacağım gerçekten. Yapacağım şeylerin editi olsun, yapacağım şeylerin konusu olsun, çekimi olsun, her şey çok güzel olacak. Allah'ın da izniyle ve sizin de desteklerinizle gerçekten bunu yapabileceğime inanıyorum. Bu sıralar bu konuda benim en büyük destekçim ailem oldu. Çünkü bu konudan daha size bahsetmedim. Aynı desteği de sizden bekliyorum arkadaşlar. Abi cidden inanamıyorum yapacağım şeylere. Hani bu kararı sürdürsem mi yoksa vaz mı geçsem diye düşünüp duruyorum. Çünkü tehlikeli de bir şey. Yapacağım şeyin devamlılığı var ama gerçekten çok yorucu ve maddi olarak beni zorlayacak bir şey. O yüzden şu sıralar yaptığım çekimleri, hatta birkaç tanesinin çekimini yaptım, stokladım ve bekletiyorum. Yaptığım çekimleri benim yaşadığım şehirdeki birkaç kişinin ekipmanlarını kullanarak yaptım. Ama ne kadar o kişilerin ekipmanını kullanabilirim diye de düşünüyorum. Eğer kendi maddi durumumu ayarlayamayıp da ekipman yapamazsam kendime, gerçekten daha sonradan sıkıntıya gireceğim, bunu da biliyorum. Aşağıdan bağış yapabilirsiniz falan demeyeceğim, öyle bir şey düşünmeyin. Sadece beni desteklemeniz yeterli olacak. Hani güzel yorumlarınız, yaptığım şeylere olan beni desteğiniz, yaptığım şeyleri paylaşmanız bana yeterli olacaktır. Çünkü moralen adapte olursam gerçekten her şeyi daha iyi yapabilirim. Bugün hayatımda yaptığım en iyi editleri yaptım oturup videoyu montajlarken. Ve gerçekten bana haz verdi bu. Gerçekten beni çok mutlu etti ve yaptığım şeyi sevdim. En başta YouTube'a başladığımdaki gibi oldu bu. Hani bilmiyorum niye ama montaj yaparken yaptığım şey ne kadar güzel olursa ben de o kadar mutlu oluyorum. Ve aynı şekilde sizin de beğeneceğinizi umuyorum ve beğeneceğinizi de biliyorum hatta. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi bu şeylerden de biraz haberiniz olsun istedim. Ama ne olacak, ne tür videolar yapacağım, bu sadece size sürpriz olacak arkadaşlar. Gerçekten çoğu kişi inanamayacak yaptığım şeye. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ve şimdi şurada çıkan videoya da tıklamayı kesinlikle unutmayın. Bakın şu videoya. Resimde gizlenmiş şeyleri bulmaya çalıştım bu videoda. Acayip eğlenceli bir şey çıktı ortaya. Daha önce de yapmıştım bu videoyu ve çok beğenmiştiniz. Gerçekten harika bir şey oldu. O videoyu da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Altında da kanalım var. Abone olmayı unutmayın. Hadi ben gidiyorum. Bakın ne oluyor lan?